şu anda esnaflar olarak aidat dahil toplayamıyoruz. Giderlerimizi karşılamak için esnaf şu anda aidatlarını ödemekte bile zorlanıyorlar. Vakıf kiracısı esnafların beklentisi kiraların pandemi döneminde alınmaması yönünde. 17 günlük tam kapanma dolayısıyla kapalı olan tarihi çarşıların dernek başkanlarıyla görüşen CHP milletvekili Okan Gaytancıoğlu, esnaf temsilcilerinin sorunlarını dinledi. Gaytancıoğlu, esnafların aylık 50 liralık aidatını bile ödeyemeyecek durumda olduğunu söyleyerek, pandemi döneminde vakıf kiracılarından kira alınmaması gerektiğini kaydetti. Edirne, 92 yıl Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir şehir ve böyle tarihi eserler bize bırakmış. Şu anda Selimiye Camii'nin Arasta Çarşısı'ndayız. Burada yüzlerce esnafımız var. Edirne'de böyle 4 tane tarihi eser var. 750 tane esnafımız bu tarihi çarşılara bakıyorlar ve buradan da para kazanıp devlete vergi ödüyorlar, kira ödüyorlar. Burası Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait bir taşınmaz. Ama buradaki esnaflar çok zor durumda. Çünkü müşterileri yerli ve yabancı turistler. Pandemiyle birlikte artık turistler gelmez oldu. Bu dükkanlardan alışverişler yapılmaz oldu. Esnaflar hala kiralarını ödüyorlar. Devletimizden bir öteleme, bir yardım yok. Birkaç ay kira yardımı yapıldı. Bu kira yardımlarından dahi yararlanamadı esnaflarımız. Şu an çok zor durumdalar. Evlerine ekmek götüremiyorlar, aidatları da galiba toplayamıyorlar. Çarşımızın şu anda esnaflar olarak aidat dahil toplayamıyoruz. Giderlerimizi karşılamak için esnaf şu anda aidatlarını ödemekte bile zorlanıyorlar ki Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne kiralarını nasıl yatırsınlar? Ve biz devletimizden hiçbir destek dahil esnaf olarak görememekteyiz şu anda. Esnaf çok zor durumda. Bedesten esnafı da aynı durumda. Bedesten Çarşısı Başkanı Hakan Fındıklı. Evet, Bedesten Çarşısı'nda da 100 tane dükkanımız var. Bayram geliyor diye esnaf dükkanına mal koydu, tezgahını doldurdu. Ama bayramın gelmesine 15 kala, gün kala dükkanlarımız kapandı. Madem kapanacaktı bunu bir ay önce söyleseydiniz. Biz de ona göre tedbir alırdık. Elimizdeki avucumuzdaki paraları da harcadık. Malımız dükkanlarımızda duruyor ama çarşılarımız kapalı. Hiç olmazsa devletimiz bize bir destek yapsın. Vakıf kiralarını almasın, kiralarımızı ödemeyelim. Öteleme istemiyoruz artık. Ötelese de ödenecek bir şey kalmadı. Tamamen bu kiraların alınmaması gerekiyor. İnşallah bu yolda bir karar verirler. Evet, 750 esnaf adına temsilcileri buraya geldiler. Hep beraber aynı dilekte bulunuyorlar. Artık ödeyebilecek durumumuz yok. Evimize ekmek götürmekte zorlanıyoruz. Vergimizi ödeyemiyoruz, sigortamızı ödeyemiyoruz ama öncelikle artık bize sosyal destek yapılmalı, kiralar alınmamalı. Tek temennileri bu.